Merhabalar arkadaşlar. Bugün de güzel bir pazar sabahından sizlerle beraberiz. Verisa Holding bugünkü inceleyeceğimiz hissemiz. Şimdi ilk önce şunu bir gösterelim. Yasal uyarıyı bir gösterelim arkadaşlar. Evet. Burada anlatılan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Al, sat, tut tavsiyesi verilmemektedir arkadaşlar. Buradaki hisseleri sadece eğitim amaçlı veriyoruz. Yani burada kimseye al tut tavsiyesi vermiyoruz. Evet arkadaşlar, Verisa Holding'e baktığımız zaman güzel bir şirketimiz. Yani baktığın zaman burada Verisa Türk diye geçiyor. Verisa kısaltması Verisa diye geçiyor. Verisa Türk Girişim Sermaye Yatırım Ortaklığı. Şimdi bu hissemizde bakın çok iştirak olarak çok şeyleri var. Bakın burada standart boksit işletmeleri, altın işletmeleri, Galata, Enda Enerji Holding, Pamukova Elektrik, Acıbayam Selül Sanayi Ticaret, yine Ata Elektrik, yine EPH Enerji Piyasası İşletmesi, Aldem Çelik, Çelik'te bile var arkadaşlar. Teknoloji. Benim hoşuma giden burada teknolojinin de olması. Bakın teknoloji var. Yazılım var. Aşağı yukarı 2 tane 3 tane yazılım var. Bakın arkadaşlar, Goliva yazılım. Zerone yazılım. Gore yazılım. Yani bu ise 4-5 kolda şeyleri var. Yani güzel. İleriye dönük güzel bir portföyü geniş yani baktığınız zaman. Yaptığı işlerler enerji olsun, yazılım olsun, ticaret olsun hepsinde var. Verisa'nın yani boş boşuna buralara gelmemiş. Daha da iyi yerlere gelecektir illaki. Bakın burada da açıklamaları var. Siz de girip bakabilirsiniz. Verisa Holding'in burada iştirakları diye geçiyor. Sürdürülebilirlik yatırımcı ilişkileri. Yani web sitesinden adresine girerek inceleyebilirsiniz. Şimdi Verisa'nın biz hemen bakalım arkadaşlar. Şimdi buradaki fiyata aldanmayan bu eski fiyat 41 lira görünüyor. Şimdi halka açıkta %21. Güzel. Temettü verimi çok düşük. Bu tabii benim çoğu hisselerde biliyorsunuz temettüyü ben önemsiyorum arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Temettü veren bir şirketimiz her zaman iyidir. Yani güzel şirketimizdir. Onun için temettü verimlerinde ben biraz seçiciyim. Ama öz sermaye karlılığı %20 güzel. Net kar büyümesi %3. Bu çok güzel. Bir de net kar marjı çok 126. Yani ileriye dönük iyi bir büyüme hızı var arkadaşlar. Şimdi bakalım net satışlara bakalım. Şimdi tabii net satışlarda bir şey görünmüyor. Şu anda düşüş. Bakın 2019'da 43 liraymış. 2020'de 12 lira geldi. Bu hisse nasıl yükseliyor? Evet arkadaşlar, nasıl yükseliyor bu hisse? Şimdi bakın buralarda 19 liraymış 2016'da. 2016'dan beri düşük seviyelerde. Şimdi biz ilk önce bu hisselerde öz kaynaklara bakalım. Öz kaynaklarda eksilme var mı? Eksilme varsa o da sıkıntılıdır. Yani tabii ki kazanç olacak. Ama öz kaynaklarda da eksilme varsa o zaman sıkıntı olur. Bakın öz kaynakları 366 hep üstüne koymuş. Bakın öz kaynaklar 200'müş. 2016'da. 2016'da şey iyiymiş. Ama öz kaynaklar kötüymüş. Bakın giderek yükselmiş. 366'ya kadar gelmiş. Bir de şirketin bir de şuna bakacağız. Aşağıda brüt karına bakacağız. Evet, 2020'nin 6. ayında çok güzel gelmiş brüt karı. Ama 2020'nin 9. ayında çok yani güzel ama biraz düşük gelmiş. Şimdi burada bakın bir de şunu öne alacağız. Bakın 2016'da ne olmuş? Nerelerden gelmiş? Eksilerden gelmiş. Çok güzel bir yükselmiş yani. Ondan sonra yataya geçmiş. Bakın 23'e kadar çıkmış hatta 2018'de. Sonra 15'e düşmüş. 15, 15, 12, 13, 19 çıkmış. 21 çıkmış. Ve 2020'de 35 yapmış. Yani bayağı bir yükselmiş. Zaten fiyatı da oradan sonra ivme kazanmış. Bakalım. Öz sermaye karlılığına. Evet, öz sermaye karlılığı %20. Fena değil tabi. Ama tabi bir şirket nerelerden geldiği için öz sermayesi de düşük görünüyor şu anda. Ama ileriye dönük
kazançlı olabilecek bir firma. Bakın burada da piyasa değeri hep artmış, piyasa değeri yükselmiş. Bu tabii fiyatla alakalı. Fiyat yükselince piyasa değeri de yükselmiş tabii. Şimdi bir de grafikte bakalım biz bunu arkadaşlar. Grafiğimizde daha net göreceğiz. Şimdi en son Verusa kaçta kapatmış? 53 lirada kapatmış. Güzel bir mum yapmış burada. Şimdi bunun devamı gelir mi? Onu bir inceleyeceğiz. Şimdi Verusa'ya baktığımız zaman altlarda tam 42 lira bir direnci var burada. 42 lira. Buradaki bir bakın 42 liralık bir direnci var. Yani desteği var. Yukarıda da zaten 57 lira bir gösteriyor bize. 57 liraya kadar bir direnç var. Oradan sonra kendini çok iyi konumlayıp iyi yerlerde gelebilir. Yani dediğimiz gibi altta 42 lira, üstte 57 lira. Yani bu iki bantta gidip gelen bir görüntüsü var şu anda. Bakın evliyatına bakalım. 2020'nin Mart'ında başlamış pandemi zamanı 14 liradan güzel bir ivmeli bir şekilde 24 liraya kadar çıkmış. Sonra bir düşüş yaşamış. Çok fazla bir düşüş değil, düzeltme gelmiş. Oradan bir 30 lira yapmış. Tekrar bir daha düzeltme gelmiş. 25 liraya düşmüş. Sonra bakın kaçıncı aydan sonra? Ağustos'tan sonra bir daha bir yükseliş yapmış. Ağustos'un 20'si kaçı? Burada 6 Ağustos'tan sonra güzel bir yükseliş. Ta ki Eylül'ün 10'una kadar 39 liraya kadar gelmiş. Bakın 20 kaçtan 25 lira 39 liraya kadar gelmiş. Soluksuz bir şekilde gelmiş. Orada bir dinlenmiş, bir düzeltmesini yapmış. 37 olmuş. Sonra bir daha çıkmış. Bakın 41'e gelmiş. Sonra bir daha düzeltme yapmış. Sonra buralarda biraz oyalanmış. Yani 39-40 arası. 38 arası. Sonra bir daha 44 yapmış. Tekrar yani arkadaşlar baktığımız zaman kağıdın hareketleri çok güzel. Şu anda da düzeltmesi gelebilir. Yani şurada 47'si de görünüyor. Evet 47. Şurada 47'de bir destek var. Aşağıda en kötü desteğimiz baktığında en kötü desteğimiz burada 41-42 gösteriyor. Ama yukarıda da 46'ları var, 47'leri var. Çekilme ihtimali var. Ama benim tabii kendi şahsi görüşümdür. Verizon'un şu anda benim orta vadede tavanda 70 liralık bir öngörüm var. Tabii daha da ileri gidebilir. Ama onu biz ilerleyen zamanlarda şimdi pazartesi de görelim. Pazartesinden sonra ona daha iyi yorum yapabiliriz. Tabii ki kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bu kendi görüşümdür. Yukarıda benim öngörüm orta vadede 70 lira. Uzun vadede tabii daha iyi yerlere gelebilir. Kısa vadede 58 liraları zaten kısa vadede 58 liraları burada görme ihtimali var zaten. Kısa ve ortada. Yani hissenin durumu güzel. İştiraklarını da gösterdik. Siz de girip araştırabilirsiniz arkadaşlar. Yani Veris Holding'in şu anda bir herhalde kap haberinde var herhalde. Tam olarak bilmiyorum ama Goliva yazılımla ilgili bir büyük ihtimalle halka açıklık şeyini de yapacak. Halka arzla ilgili bir girişimleri var. O girişimlerle zaten biraz da gidiyor. Yani şirket devamlı büyüme potansiyeli var arkadaşlar. Benim de öngörüm kesinlikle şahsi görüşüm 70'leri bulma olanağı var. Evet arkadaşlar, herkese teşekkür ederim dinlediğiniz için. Beğeni atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve aşağıda da yorumlarda da belirtebilirsiniz. Hisselerle ilgili dilimiz döndüğünce size yardımcı oluruz. İyi günler diliyorum. Güzel hafta sonları, bol kazançlar.